Bütün bu dilek ve temennilerle hepinizin bayramını cani gönülden tebrik ediyorum. Almanya'da imamların camilerde Almanca konuşması konusunda ortaya atılan tartışma gündemdeki yerini koruyor. Onların abav ecdatlarına bağışlamak üzere buyurun beraber bir dua yapalım. Camilerde Almanca konuşulması talebine temkinli yaklaşan Baden-Württemberg Eyaleti Uyum Bakanı Birkay Öney, din kültürün de etki ettiği duygusal ve kişisel bir mesele dedi. Yani şefaatçimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek. Müslüman cemaatlerin imamları Türkçe, Arapça, Boşnakça gibi dillerde vaaz edebildikleri için geldikleri ülkelerden getirdiklerini hatırlatan Öney, bana özellikle Selefilerin camilerinde Müslüman olmuş insanlara ulaşmak veya misyonerlik yapmak için Almanca konuşulduğu bilgisi verildi. Bizim tercihimiz bu olamaz dedi. Tabi tutulduğumuz bu namaz teslimi inşallah başarırız değerli kardeşim. Öneyi bu açıklamasıyla DİTİB'in önde gelen isimlerinden Erdinç Altuntaş'ın Almanca konuşan imamları destekleyen açıklamasıyla ters düşmüş oldu. Altuntaş, Baden-Württemberg'deki 450 imamın %30'unun Almanca konuştuğunu, buna karşılık 650 bin Müslüman nüfusa sahip bölgede insanların sadece yarısının Türkçe konuştuğunu gerekçe göstererek imamların camilerde uzun vadede Almanca konuşmasını arzuladıklarını söylemişti. Yeşil Er Baden-Württemberg Eyalet Meclisi Uyum Sözcüsü Lede Abal da imamların Almanca konuşmalarının Müslümanların çoğunluk toplumuna ulaşmaları açısından bir şans olduğunu söylemekle birlikte bunu kanun haline getiren bir İslam yasasının da cemaatlerin özgürlüklerine saldırı olacağını söyledi. Efendim bu caminin yapılmasından bugüne kadar emeği geçen, ölmüş olanların ruhlarına. Müslüman Merkez Konseyi Başkanı Eymen Mazyek ise İslam yasası tartışmalarının Müslümanlara yönelik güvensizlik oluşturmaması gerektiğini söyledi. İnfo Radyo'ya açıklamada bulunan Mazyek, İslam yasasının dini cemaatlere adaletli yaklaşılması, Müslümanlara yönelik hayır işleri gibi birçok konuya belirli bir kural getirmesi için faydalı olabileceğini dile getirdi.